Zorlu geçen yemek faslının ardından ev sahibimiz Gülşah Hanım konuklarına kapıya kadar eşlik ediyor. Çok memnun oldum. Ben de öyle. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Gülşah Hanım bence bu menüsüyle birinci olamaz. Çünkü çok fazla eleştiri aldı zaten. Herkes aç kalktı masadan. Birinci olacağını zannetmiyorum. Çok teşekkür ederim. Ekmeğimi de götürüyorum. Afiyet olsun. Çok mersi. Tabii ki biz buraya yemekleri yiyeceğiz ve eleştireceğiz. Eleştiriye açık olmasını bekliyorum. Ekmekse diyorum size. Gerçekten ben aç kalktım ya. Yiyeceğim. Bence bu yemekleriyle ev sahibimiz birinci olamaz. İmkanı yok. Eğer birinci olsa zaten problem var. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Gülşah bu menüyle birinci olamaz. Kendime rakip görmüyorum. Çok İyi akşamlar. Zannedersem Sadi Bey ekmeğiyle gitti. Evet, yemedi yemeğini. Herhalde karnı falan ağrıdı diye düşünüyorum. Yoksa Allah çok doyursun. Beğendiğini söylemişti. Allah doyursun. Allah doyursun. Görüşmek aynen. Üzere. Görüşmek üzere. Masada sezinlediğim kadarıyla kendime hiçbir rakip göremiyorum şu ana kadar. Şükürler olsun ki bitti ve gittiler diye düşünüyorum. Gerçekten yorucu bir gündü. Gülşah Hanım'a yemeklerinden sadece ana yemeğini beğendiğim için puanım 6. Sadi Bey, neden hiçbir şey yemediniz? O kadar mı kötüydü Gülşah Hanım'ın yemekleri? Hayır, yiyecek bir şey bulamadım gerçekten. Sadece ana yemeği çok beğendim. Gülşah Hanım'ın yemeklerini beğenmedim ama iyi ev sahipliği yaptığı için puanım 5. Gülşah Hanım'a tatlısından dolayı 6 puan veriyorum. Yemek konusunda bence biraz fazla seçicisiniz Sevim Hanım. Bu bir yarışma. Olması gereken de ise oldu. Seçici olduğumu zaten söylemiştim. Çok seçiciyimdir. Bu konularda biraz fazlasıyla dikkat ediyorum. Gülşah Hanım'ın çorbasını ve salatasını beğenmediğimden dolayı puanını kırdım. Puanım bu yüzden 7. Haftanın ilk gecesinin ev sahibisi Gülşah, konukları Sadi ve Sevim'den 6, Fazıl'dan 5 ve Derin'den 7 puan alarak gecesini 24 puanla tamamlıyor.